İş hukukunun gelişiminde iş uyuşmazlıklarının önemli bir rol oynadığını ileri sürmek mümkündür. Uyuşmazlık diğer bütün alanlarda olduğu gibi maddi veya manevi çıkar çelişkisinden veya çatışmasından kaynaklanır. İş hukuku açısından iş uyuşmazlığı, işçiler veya işçi sendikalarıyla işverenler veya işveren sendikaları arasında çalışma koşullarının belirlenmesi, uygulanması, yorumlanması, değiştirilmesi ya da geliştirilmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde kural olarak taraflara grev ve lokavt yapma olanağı tanınmıştır. Ancak bunlara başvurmadan önce barışçı yolların denenmesi uygun görülmektedir. Bu konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. İş uyuşmazlığı, uzlaştırma, hakem, grev, lockout, ara buluculuk. Bu programı izledikten sonra toplu iş uyuşmazlığı ne demektir ve türleri nelerdir? Toplu iş uyuşmazlıklarının barışçıl yollarla çözülmesinde uygulanan süreçler nelerdir? Toplu iş uyuşmazlıklarının mücadeleci yollarla çözülmesinde uygulanan süreçler nelerdir? Grev ve lokavtın yasaklanması, ertelenmesi ve sona ermesi süreçleri nasıl gerçekleşir sorularına yanıt bulabileceksiniz. İş hukukunda çalışma ilişkisi her zaman tarafların başlangıçta anlaşması suretiyle değil, bazen de iş mücadelelerine başvurması sonucu kurulur. Hatta iş hukukunun gelişiminde iş uyuşmazlıklarının önemli bir rol oynadığını ileri sürmek mümkündür. Uyuşmazlık diğer bütün alanlarda olduğu gibi maddi veya manevi çıkar çelişkisinden veya çatışmasından kaynaklanır. Başlangıçta bireysel nitelik arz eden bu uyuşmazlıklar özellikle sanayileşmenin gelişmesine paralel olarak giderek toplumsal bir nitelik kazanmıştır. İş uyuşmazlıklarının ortaya çıkması bu uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan farklı yöntemleri de beraberinde getirmiştir. Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılan yöntemler ülkelere göre farklılık gösterir. Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde bazı ülkelerde taraflar tamamen serbest bırakılırken bazı ülkelerde ise tarafların özgür iradelerini kullanmalarına izin verilmez. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerde ise toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde karma sistem kabul edilmiştir. Bu sistemde tarafların toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde grev ve lokavt gibi yöntemlere başvurmalarına izin verilirken bu mekanizmaların kullanılmaları çeşitli ön koşullara bağlanmakta ve bazı durumlarda ise yasaklanmaktadır. hukuku açısından iş uyuşmazlığı, işçiler veya işçi sendikaları ile işverenler veya işveren sendikaları arasında çalışma koşullarının belirlenmesi, uygulanması, yorumlanması, değiştirilmesi ya da geliştirilmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. İş uyuşmazlıkları mevzuattan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden kaynaklanan bir hakkın ihlal edilmesinden dolayı ortaya çıkabileceği gibi bazen de yeni çalışma koşullarının belirlenmesi sırasında tarafların anlaşamamaları nedeniyle ortaya çıkabilir. İş uyuşmazlıkları genel olarak iki şekilde sınıflandırılabilir. Uyuşmazlığın taraflarına göre bireysel ve toplu iş uyuşmazlıkları, niteliği açısından ise hak ve menfaat uyuşmazlıkları olmak üzere ikiye ayrılır. Bireysel iş uyuşmazlığı, işçi ile işveren arasında bireysel iş ilişkisini ilgilendiren konularda ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Bu tür uyuşmazlıklar iş sözleşmesi ya da mevzuattan kaynaklanır. Toplu iş uyuşmazlığı ise toplu iş ilişkisi alanına giren konularda doğan uyuşmazlıktır. Toplu iş uyuşmazlıklarında taraflardan biri yetkili sendika, diğeri ise işveren veya işveren sendikasıdır. Hak uyuşmazlığı, işçi ve işveren tarafları arasındaki iş ilişkilerinin dayanığını oluşturan mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve hizmet akti hükümleri ile taraflara sağlanan haklara ilişkin olarak taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklardır. Menfaat uyuşmazlığı ise mevcut bir hakkın değiştirilmesi ya da yeni bir hakkın meydana getirilmesi amacıyla çıkarılan uyuşmazlıklardır. Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde kural olarak taraflara grev ve lokavt yapma olanağı tanınmıştır. Ancak bunlara başvurmadan önce barışçı yolların denenmesi uygun görülmektedir. Toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı çözüm yolları deyimi grev ve lokavtın yer almadığı yöntemleri kapsayan bir anlamda kullanılır. Grev ve lokavt ulusal ekonomiyi ve hatta kamu düzenini az ya da çok olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle grev ve lokavt haklarının özüne dokunmadan uyuşmazlığın çözümü için barışçı yolların kullanılmasının bazı durumlarda grev ve lokavtı dolayısıyla bunlardan doğacak zararları önleyebileceği kabul edilir. Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılan 3 barışçı yol vardır. Bunlar uzlaştırma, ara buluculuk ve hakemdir. Türk İş Hukuku sisteminde barışçı çözüm yolları olarak ara buluculuk ve hakem süreci kabul edilmiştir. Mücadeleci çözüm yolları toplu iş uyuşmazlıklarında anlaşmayı sağlamak amacıyla işçi sendikası ile işveren sendikasının veya sendika üyesi olmayan işverenin diğer tarafı zorlamasını veya zor durumda bırakmasını sağlayan çözüm yollarıdır. Mücadeleci çözüm yolları taraflar üzerinde ekonomik baskı oluşturarak birbirlerinin taleplerini kabul etmeye zorlar. İşçiler açısından grev, işverenler açısından ise lokavt en önemli mücadeleci çözüm yollarıdır. Taraflar arasındaki toplu menfaat uyuşmazlığının barışçı yollarla çözümü sağlanamamışsa ve uyuşmazlığa konu olan iş ve iş yeri grev ve lokavt yasakları kapsamı dışında ise uyuşmazlığa taraf olan işçi sendikası uyuşmazlığın çözümü için grev kararı almakta serbesttir. 6356 sayılı kanuna göre toplu görüşme ve ara buluculuk aşamalarının anlaşma sağlanamadan tamamlanması halinde ara hazırladığı uyuşmazlık tutanağını alan görevli makamın uyuşmazlık tutanağını taraflara tebliğ etmesinden itibaren 6 iş günü geçtikten sonraki 6 iş günü içinde uyuşmazlığın tarafı olan işçi sendikasının grev kararı alması gerekir. Alınan grev ve lokavt kararlarının kanunda belirlenen azami süre içerisinde ve karşı tarafa önceden haber verilerek kullanılması gerekir. 6356 sayılı kanuna göre grev ve lokavt kararın karşı tarafa tebliğinden itibaren 60 gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile 6 iş günü önceden bildirilecek tarihte uygulanmaya başlayabilir. Anayasa prensip olarak toplu iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde grev ve lokavt serbestisini benimsemekle birlikte özellikle toplumsal hayatı felce uğratacak bazı durumlarda ve işlerde grev ve lokavtın yasaklanabilmesine veya ertelenebilmesine de olanak tanımıştır. 6356 sayılı kanunda grev ve lokavt yasakları sürekli yasaklar ve geçici yasaklar olarak iki şekilde sınıflandırılmıştır. Geçici grev ve lokavt yasakları, yasak durumunu ortaya çıkaran durum ya da olayın devam ettiği sürece devam eder. Bu süre içerisinde grev kararı alınamaz, karar alınmışsa uygulamaya konamaz, uygulamaya konmuşsa devam edemez. Yasağa yol açan durumun sona ermesiyle de grev ve lokavt yasağı kalkmış olacaktır. Grev ve lokavt, işçi veya işveren tarafının sona erdirme kararı ile işçi veya işveren sendikasının hukuki varlığının son bulması veya faaliyetinin durmasıyla ya da işçi sendikasının üyelerinin dörtte üçünün üyelikten ayrıldığının tespit edilmesiyle sona erer. 6356 sayılı kanuna göre... Kanuni bir grev ve lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev ve lokavta kanun dışı grev ve lokavt denir. Ayrıca siyasi, genel, dayanışma grev ve lokavtları ile devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, cumhuriyete, milli güvenliğe aykırı amaçla yapılan grev ve lokavtlar ile iş yeri işgali, işi yavaşlatma verimi düşürme gibi diğer direnişler kanun dışı sayılmıştır. Kanun dışı grev yapılması halinde işveren böyle bir grevin yapılması kararına katılan, böyle bir grevin yapılmasını teşvik eden, böyle bir greve katılan veya böyle bir greve katılmaya veya devam etmeye teşvik eden işçilerin hizmet akitlerini fesih ihbarına gerek kalmaksızın ve herhangi bir tazminat ödemek zorunda olmaksızın fesh edebilir. Kanun dışı lokavt yapılması halinde işçiler böyle bir lokavtı yapan işverenle olan hizmet akitlerini fesih ihbarına lüzum olmaksızın haklı sebeple feshedebilirler ve her türlü haklarını talep edebilirler. İşveren bu işçilerin lokavt süresine ait hizmet akdinden doğan bütün haklarını bir iş karşılığı olmaksızın ödemeye ve uğradıkları zararları tazmine mecburdur. İş hukukunda çalışma ilişkisi her zaman tarafların başlangıçta anlaşması suretiyle değil, bazen de iş mücadelelerine başvurması sonucu kurulur. İş uyuşmazlıklarının ortaya çıkması bu uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan farklı yöntemleri de beraberinde getirmiştir. Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılan yöntemler ülkelere göre farklılık gösterir. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerde ise toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde karma sistem kabul edilmiştir. Bu sistemde tarafların toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde grev ve lokavt gibi yöntemlere başvurmalarına izin verilirken, bu mekanizmaların kullanılmaları çeşitli ön koşullara bağlanmakta ve bazı durumlarda ise yasaklanmaktadır. Bu programda, Toplu iş uyuşmazlığı ne demektir ve türleri nelerdir? Toplu iş uyuşmazlıklarının barışçıl yollarla çözülmesinde uygulanan süreçler nelerdir? Toplu iş uyuşmazlıklarının mücadeleci yollarla çözülmesinde uygulanan süreçler nelerdir? Grev ve lokavtın yasaklanması, ertelenmesi ve sona ermesi süreçleri nasıl gerçekleşir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Çalışma İlişkileri ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.